Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün kendim için bir ilki gerçekleştiriyorum. Yanımda bir laptop var. Asus markasının VivoBook serisine ait. Yeniliği söyleyeyim. İçinde Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisi var. Qualcomm zaten bildiğiniz üzere dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden biri. Ve artık laptoplara da işlemci üretiyor. Biz Lemur'la birlikte Uzak Doğu'ya gittiğimizde Çin bölgesine bu ürünü çok aradık. Daha doğrusu Snapdragon'la işlemcisi olan bir bilgisayar aradık ve hiçbir yerde bulamadık. Yakında gelecek dediler. Aynı zamanda Türkiye'ye de geldi. Acayip bir bilgisayar yapmışlar. Zaten performans testlerini yapacağız. Ufak tefek oyun da oynayacağım. Öne çıkan özelliklerini söyleyeyim. OLED bir ekrana sahip. 18 saat şarjı gidiyor. İşlemcisi yapay zeka destekli. Ve tasarımı çok sade ve şık. Bunlar öne çıkan özellikleri. Zaten detaylarına girişeceğim. Ürünün kendisini takdim edeyim. Asus VivoBook S15 modeli. Hadi kutusundan çıkartalım. Ratatata. Evet. Asus VivoBook S. Şöyle yan tarafından model numarasını da göstereyim ben. Şöyle kutusunu açalım. Bu arada biz burayı tekrar bantladık. Sıfır gibi bantlamış bizim çocukları. Şunun üstüne tekrar bant yapıştırmışlar. Yani biz bu kutuyu açtık. Oyunları vesaire yükledik. Ürünü kenara alalım. Buradan kitapçıklar. Şarj aleti. Güç kablosu. Ve burası çok değişik. Şu kısmı şuradan kesip, şurada da böyle parçalı yerleri var. Buralardan ayırıp stand yapıyorsunuz. Bildiğiniz şu karton, bu gördüğünüz üzere laptop standına dönüşüyor. Ya bilmiyorum ne kadar kullanırsınız. Evet, kutumuzu kapatalım. Ve yolluyorum. Kutu içeriği bu kadar. İçinden 3 tane kitapçık çıkıyor. Garanti kartı, hızlı başlangıç kılavuzu ve teşekkür kartı gibi bir şey. Ve gelelim adaptörümüze. Asus markasına ait bir adaptör. Üzerinde 90 watt ibaresi var. Arka kısmı da bu şekilde. 20 volt 4.5 amper yani 90 watt'a tekabül ediyor. Şimdi gelelim delikanlıya. Aç babam. Tabii biz tekrar yapıştırdık bunları. Helal edin. Direkt açar açmaz zaten yapay zeka özellikleri hakkında bir şeyler var. Copilot artı PC. Şöyle sökelim. Bir de hızlıca temizleyelim. Biraz parmak izi yapmışız. Parmak izi tutacak bir kaplamaya sahip olmamasına rağmen bu arada yapmışız. Oh! Misler gibi oldu vallahi. Şöyle göstereyim. Böyle parmağınızı koyduğunuzda gerçekten parmak izi bırakmayan metal bir kasası var. Ama işte böyle yağlı ellerle falan dokunursanız bizim gibi tabii ki leke olur. Laptopun üst kapağının sağ tarafında Asus VivoBook yazıyor. Böyle ince fontlarla yazılmış. Güzel gözüküyor. Sol tarafı bu şekilde. Bunların detaylarına geleceğim. Şimdilik hızlı hızlı gösteriyorum. Sağ tarafı bu şekilde. Arka kısmında bir giriş çıkış mevcut değil. Sadece havalandırma ızgaraları var. Alt tarafında da hava girişi için yine ızgaralar konumlandırılmış. Kaydırmaz ayakları var. Ve reisi açalım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Kasanın her tarafı metal. Yani altı, üstü, içinizi açtığınızdaki kısım. O yüzden gayet kaliteli hissettiriyor. Ve inceliğine bakarsak gayet iyi. Ekran kısmı da aynı şekilde. Şimdi iç donanıma bir bakalım. En sevdiğim. Kasamız 180 derece açılabiliyor. Yani dimdik bir konuma gelebiliyor. Bir test daha yapacağım. Kapattım. Tek parmakla rahat açılıyor mu? Şurada parmağı geçirebilmek için ufak bir boşluk koymuşlar. Evet. Alttaki kasa kalkmadan açıp rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Menteşeler gayet güzel. Tekrar açalım. Ekran kısmına baktığımızda çok çok ince çerçeveler görüyoruz. Hatta gördüğüm en ince çerçeveler bunlar benim. Üst kısmı da ince yapılabilirmiş fakat kamera vesaire mikrofon bulunduğu için bir tık kalın yapmışlar ama yine ince bence. Yani yanlara göre kalın yapmışlar demeye çalışıyorum. Alt kısma yine Asus VivoBook S yazısı koymuşlar. Ve bana gelen ürün yurt dışı cihazı değil. Klavyeden anlayabilirsiniz. Türkçe Q bir klavye kullanılmış. Ve dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bakın burada Copilot tuşu var. Copilot bilmeyenler için çoğunuz biliyordur ama bir yapay zeka motoru. Tek tuşla buna erişebiliyorsunuz. Zaten işlemcisi ve desteklediği programlar da yapay zeka ile uyumlu. Entegre çalışıyorlar. Bir yandan çalışsın açılırken ben de anlatayım. Enter tuşumuz büyük değil, küçük. Shift tuşumuz da aynı şekilde ama burada büyüktür, küçüktür ikonu var. Tam bir klavye olduğunu söyledim. Burada bir numpad'imiz var. Yukarıdaki fonksiyon tuşları FN kombinasyonuyla multimedya tuşlarına dönüşüyor. Touchpad'e baktığımızda gayet geniş, biraz sola doğru kayık, tam ortada değil. Ve şuralara baktığınızda sesle alakalı bilgiler de verilmiş. Harman Kardon'la birlikte çalışılmış hoparlörlerde ve Dolby Atmos desteği var.
Şu parmağımı çekiyorum. Burada da Snapdragon X Elite logosunu görüyoruz. Açık söyleyeyim, merak ediyorum ürünü. Evet, kurduk, kurcaladım biraz vesaire ama daha henüz oyun testi yapmadım. Ama günlük kullanım için söyleyeyim, muhteşem. Yani pil süresinin güzel gitmesi ayrı bir şey. Ekranı zaten OLED ve ben artık OLED hastasıyım. Yani OLED olmayan mini LED de kullanabilirim de. Dediğim gibi OLED olmayan bir ürünü kullanmak bana garip geliyor artık. Çünkü evimde de işimde de kullandığım bilgisayarlarda hep OLED panel kullanıyorum. Ve gerçekten bambaşka bir seviye. Tabii ki izlediğiniz ekran ne bilmiyorum ama renkler çok güzel. Zaten siyahlar gerçek siyah. Buna alışınca bırakamıyorsun. Ne dertler var be. Evet, devam edelim. Burada yine öne çıkan özelliklerini yazmışlar. Asus Lumina OLED. İşte RGB klavyesinden bahsetmişler. 70 watt saatlik bir pili var. Diğer tüm detaylarına geleceğim zaten teknik özelliklerinde. Ama öncesinde bir Copilot tuşuna basmak istiyorum. Bastım. Ve bam diye açıldı. Şöyle de büyütelim. Asus VivoBook 15S ile alakalı neler biliyorsun? Yazdık bakalım ne cevap verecek. Evet, bu arada bizim incelediğimiz modeli gösterdi parantez içinde. Tüm teknik özellikleri saydım, biz ne anlatacağız? Abi gerçekten yapay zeka kullanılınca, düzgün kullanılınca çok güzel bir şey. Şimdi onları tabii ki kötü niyetli insanlar dolandırıcılık için vesaire de kullanıyor. Ama böyle kullanıldığında işlerinizi çok hızlandırıyor. Evet, böyle bir cevap verdi. Bu arada laptopun adını yanlış söylemişim. Asus VivoBook S15. 15S değil. Kafa gitti artık telefonlardan ya. Asus. Helal et. Bu arada şunu da ekleyelim atlamadan. Şimdi aklıma geldi konuşurken. Qualcomm'un Snapdragon'ın ilk işlemcisi laptop olarak ilk Asus laptoplarda kullanıldı. Yani ilk işbirliğini birlikte yaptılar. Bu da böyle ufak bir bilgi. Yani illa yazmanız gerekmiyor. Bakın buradan görsel üzerinden de çalışabiliyorsunuz veya mikrofonla komut da verebiliyorsunuz konuşarak. Kapattım. Hızını göstermek için yapacağım. Tekrar Copilot tuşuna basıyorum ve bam. Bir saniyeden kısa sürede konuşmaya hazır. Evet, şimdi size bir yapay zeka aracının kullanımını da göstermek istiyorum. Paint'te de yapay zeka kullanabiliyorsunuz. Şurada Co-Creator özelliği var. Misal veriyorum, bir araba çizelim. Ve çirkin bir şey çizdim. Ardından Co-Creator tuşuna basıyorum. Aşağı indim, Style'dan işte sulu boya mı istiyorsunuz? Tıklıyorum. Buradan yaratıcılığını arttırabiliyorsunuz. Arttıralım mesela. Başka bir şey yapacak. Böyle şununla oynayarak beğenmediyseniz farklı şeyler yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada mesela bak, Creative'yi geriye çektiğimde neredeyse hiçbir şey katmadı. Yine sonluyorum. Bakalım. Watercolor bölümüne geldim. Mesela yağlı boya yapalım. Yağlı boya da böyle bir şey çıkarttı. Mürekkep skeci var. Çizim yani. Oo bak, bu güzel yaptı ha. Lycan'a benziyor araba. Anime diyelim. Pixel art yapsın bakalım. En güzel bu olur bence. Evet. Tatlış bir şeyler çıkarttı. Bir de ağaç çizelim böyle. Çok kötü bu arada şeyim benim. Çizimim. Böyle çirkin bir şey yaptım. Mesela yağlı resimde ağaç tasvir etti. Anime yapalım. Anime de böyle çıktı. Pixel art. Bu şekilde bu aracı kullanabiliyorsunuz. Ama buraya istediğiniz bir şey de yazabilirsiniz. İlla resmini çizmenize gerek yok. Rainy street crowded yazalım bir de. Yağmurlu bir gün, kalabalık bir cadde dedim. Böyle bir tasvir çıkarttı. Inksketch de bu. Anime yapalım. Pixel art yapalım. Bakalım. Evet. Böyle böyle çizimler yapabiliyorsunuz. Ve bir de Copilot Live Caption özelliği var. Tam 44 tane dili canlı olarak çevirebiliyor. Türkçe de bunlara dahil. Ve bunun yanında en çok kullanılan Avrupa dilleri ve Uzak Doğu dilleri de var. Bu arada şunu da göstereyim. Atladım. Burada artık bir şeyler yapıştırmanıza gerek yok. Sensörleri ve kamerayı bu şekilde aç kapa yapabiliyorsunuz. Hadi şimdi çok uzatmayalım. Teknik özelliklere geçelim. Evet, şimdi teknik özelliklere tabii ki işlemcimizle başlayalım. Qualcomm Snapdragon X Elite modeli. X1E7800 diye geçiyor kodu. Kendisi Qualcomm'un laptoplar için geliştirmiş olduğu ilk işlemci serisinden. 12 çekirdek ve 12 thread'e sahip. Toplamda 42 MB'lık ön belleği ve maksimum 3.4 GHz frekansında çıkan çekirdeklere sahip. Ve bu işlemci dahili bir GPU'ya sahip. Qualcomm Adreno X1. Artık bu ilerleyen zamanlarda X2, X3 diye gider. Ve son olarak da 4 nanometrelik bir üretim teknolojisine sahip. Gelelim bellek kısmına. 32 GB'lık LPDDR5X1 RAM'e sahip ve RAM frekansı maksimum 8448 MHz'e kadar çıkabiliyor. Ve depolama tarafında da 1 TB'lık PCI Express 4.0 destekli bir NVMe M.2 SSD kullanmışlar. Okuma hızı saniyede 5000 MB, yazma hızı ise 3500 MB. Tabii ki yine testlerini yaptım. Hatta kontrol edeyim. Bu söylediğim değerlerin dibinde çıkmış yani. Okumada yazmada neredeyse birebir aynı. Oyun testi yapacağım zaten. Hemen ardından performans testlerini de göreceksiniz. Ve gelelim ekran kısmına. Burası gerçekten çok güzel. 15.6 inçlik, neredeyse 3K çözünürlüğe sahip
OLED bir paneli var. 16'ya 9 çerçeve oranına sahip. Neden 3K'ya yaklaşık dedim? Yatay olarak 2880, dikey olarak da 1620 piksel sıralamasına sahip. Bu yatay piksellere göre söyleniyor işte 2K, 4K muhabbeti. Hani 2880 neredeyse 3000 olduğu için 3K diyorlar. Ve ekranın verdiği renklerde Pantone onayı var. Pantone bir renk standardı. Ve bu sertifikayı almış bir ekran görürseniz gözünüz kapalı alabilirsiniz. Renkleri çok iyi demektir. OLED bir panele sahip olduğu için, yani likit kristal olmadığı için tepki süreleri çok kısa. Tepkime diyorum bazen, haklısınız. Orada yanlış söylüyorum. Tepki süresi 0.2 milisaniye. Tazeleme hızı ise 120 Hz. Ve maksimum çıkabildiği parlaklık 600 nit. Bu oran bir laptop ekranı için gayet iyi. IPS panellerde 250 ile 350 arasında oluyor genellikle. VESA sertifikası var. HDR TrueBlack 600 sertifikası var. Parlama yapmayan ekran yazıyor özelliklerinde. Evet, OLED paneller genellikle zaten mat kaplamaya sahip olmaz. Evet, hafiften parlamayı engelleyecek bir şey var. Yine yansıyor tabii ki, mat olmadığı için. Ama böyle ayna gibi de değil. Bu ekrana çok söylenecek bir şey yok zaten. Paneli muhteşem. Boyutu işte 17-18-20 inç gibi olmadığı için ve çözünürlüğü yüksek olduğu için piksel yoğunluğu çok iyi. Hani cap canlı bir görüntü var. Siyahlar gerçek siyah, renkler çok acayip. Çözünürlük zaten muhteşem. Yani büyük ihtimal en sizi içine çeken kısmı ekranı olur bu laptopun. Merak edenler oluyor. Bu tarz laptoplarda bazen ekran dokunmatik oluyor. Bu laptopta öyle değil. Şimdi bağlantı özelliklerine gelelim. Wi-Fi 7 desteği sunuyor. 3 band. Ve bunun yanında Bluetooth versiyon 5.4 kullanmışlar. Yani en güncel versiyonlar içerisinde bulunuyor. Ve sırada webcam var. Webcam'imizi açıyorum. Hızlıca böyle testimizi de yapalım. Full HD bir kameraya sahip. HD değil bakın. Laptoplarda genellikle 720p kullanıyorlar. Bunda 1080. Yavaş yavaş artık 1080'e dönmeye başladılar. Oyuncu laptopları ama hala 720'de ısrar ediyor. Evet. Valla buradan hiç fena gözükmüyor. Sadece şuralarım böyle bir kırmızı gibi. Bir video çekeyim bakalım nasıl olacak. Evet, şu an sesimi ve görüntümü laptoptan alıyorsunuz. Yaklaşıyorum. Bahsettim şu kırmızılık olayı bu. Nasıl bir cümle ya? Şöyle arkayı değiştirin bakın. White balance'ı kaçırıyor. Şimdi kendime ne renk yapayım? Mavi yapacağım. Aa, olmadı bunda. Bak bunda turunculaştırıyor. Tamam. Böyle kalsın. White balance da biraz saçmalıyor. Sesim de bu arada laptoptan geliyor. Ben de henüz dinlemedim. Sesi hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Bir de fotoğraf çekelim. Şunu söyleyeyim, çözünürlük olarak ve gren olarak çoğu laptoptan çok daha iyi. Sadece white balance sıkıntılı bence. Onun dışında hiçbir problem yok. Bu white balance da gün ışığında problem yaratmaz. Bu tarz böyle stüdyo ışıklarında, renkli ışıklarda oluyor genellikle. Vallahi güzel, ben beğendim. Şimdi de girişlerine gelelim. Üzerinde 2 tane USB 3.2 jenerasyon 1 var. Bunlar USB tip A. 2 tane USB 4.0 Gen 3. Bunlar Type-C portları. Bu bahsettiğim Type-C portlarından hem görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yani bir DisplayPort. Aynı zamanda da şarj edebiliyorsunuz. Emin olmamakla birlikte 100 Watt'a kadar destekliyorlar. Zaten kendi adaptörü de 90 Watt veriyor. Üzerinde bir tane de HDMI portu var. Bu HDMI 2.1. Bunun yanında bir tane 3.5 mm'lik combo jack girişi, bir tane de microSD kart okuyucu var. Girişleri genel olarak yeterli. Şarj soketlerinin de Type-C olması gayet iyi. Kendi şarjını unuttuğunuz zaman yüksek hızları destekleyen şarj adaptörleri ve kablosuyla birlikte yine rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Şimdi tabii ki hoparlörlerinden bahsettik. Bir müzik açalım. Ben dinledim bu arada daha önce. Tekrar size de dinletmek istiyorum. Evet. NCS'deki yeni müziklerden açalım. Ah ah, telif konusunda serbest olacağız, neler yaparız ya. Ya araya böyle koyduğumuz komik görüntülerden, işte alta koyduğumuz komik ses efektlerinden bile telif yediğimiz oluyor bazen. İleri sarıyorum biraz. Şu an full ses. Neymiş bakalım. Ha, bu karışık. Ses seviyesi gayet yeterli bu arada. Sizi tatmin eder. Yine her zamanki gibi bir bas performansı yok. Ama ses çok temiz, onu söyleyebilirim. Evet,
hoparlörleri de bu şekildeydi. Yani Dolby Atmos desteği var. Bunu destekleyen bir şey izlediğinizde daha güzel verim alabilirsiniz. Netflix'te falan bazı içerikler destekliyor. Ve son olarak gücünden ve diğer özelliklerinden bahsedelim. 70 watt saatlik bir pile sahip olduğunu söyledim. 3 hücreli Li-ion bir pile sahip. 18 saat şarja gitmesi muhteşem. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu şarjdan çıkaralı ne kadar oldu? Önümde açık bu arada. Yani videoyu çekmeye başladım falan. %1 düşmüş sadece. %99'u %98'e düşmüş. Gerçekten inanılmaz süreler sunuyor. Baştan sona tam şu kadar gidiyor diye bir şey diyemem. Ama kullandığım süreç boyunca bir kere şarja taktım ve 3 gündür kurcalıyorum ürünü. Boyutları yan tarafa gelecek. Buradan okuyabilirsiniz. Kalınlığı, daha doğrusu inceliği mi diyeyim artık bilmiyorum. 1.47 cm ama her tarafı aynı değil. Uç kısmı bir tık daha ince, arkası biraz daha kalın. En kalın kısmı da 1.59 cm. Yani takribi 1.5 cm bir kalınlığı var diyebiliriz. Ağırlığına gelirsek de yalnızca 1.42 kg. Ve hatırlatayım, full metal. Evet, teknik özelliklerimiz bu kadardı. Şimdi biraz oyun oynayalım. Evet efendim. Counter Strike 2'ye girdim. Orta ayarlarda oynayacağım. Çözünürlüğü de 1080'e aldım. Şuradan FPS'i ve RAM'i takip edebiliyorsunuz ama henüz grafik biriminin ve işlemcinin sıcaklığını görüntüleyemiyoruz. Çünkü kullandığımız programlar uygunluk sunmuyor şu an için. Bakalım kaç FPS alacağız. RAM tüketimi 12 GB civarlarında menüdeyken bile. Evet şu an 57 FPS falan alıyoruz. 40'lara düşüyor. Hop. Yani uyumluluk vesaire geldiğinde bu oran çok yükselecektir. Hoppa. Yani yine oynuyorsunuz ama dediğim gibi o akıcılığı bulamazsınız. Ben de elime ne silah gelirse onunla oynuyorum. 15 GB'lık bir RAM tüketimim var. RAM tüketiminin bu kadar yüksek olması çok normal çünkü harici bir grafik belleği yok. O yüzden grafik birimi RAM'den kullanıyor. Destekleyen oyunları da daha akıcı oynayabileceksiniz zamanla. Zaten bu dediğim gibi aslında bir oyuncu bilgisayarı değil. Ama tabii arada böyle oyun oynamak da istiyor insan. Derken vurulduk. Neyse bu kadar test yeter. Şimdi performans testleri gelsin. Hatta şunu da öldüreyim. Hadi bakalım. Evet, yavaştan videonun sonuna geliyoruz. Bu yeni işlemci hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Aslında zaten bu bir oyun bilgisayarı değil. Ama ben size böyle oyun göstermek istedim biraz. Zaten şu an bir uyumluluk yok. Yakında gelecektir. Hatta bazı oyunları hiç açamıyorsunuz. ARM işlemcilere uyumlu değil birçok oyun. Ya bunlar mesela nedir? Valorant, Fortnite, FIFA 2024, PUBG, Call of Duty. Bunları hiç açamıyorsunuz bile. Ama zamanla bunlar düzelecektir. Ya oynatamadığı kadar oynattığı oyun da var şimdilik. Ama optimizasyonlarla daha da geliştirilecektir. Daha iyi performans alırsınız. İşte neler oynayabiliyorsunuz? Minecraft, Rocket League, Hitman, Overwatch, Dota. Bunlar internette okuyup aklımda kalanlar bu arada. Counter Strike 2, Tomb Raider. Bunlar mesela oynanıyor. Vallahi bilmiyorum. Yani çok güzel bir pil performansı sağlıyor. Verimlilik konusunda gerçekten güzel iş çıkartmışlar. Ha, çok yorumlayamıyorum çünkü genellikle ben oyun oynayarak performansını anlayabiliyorum laptopun. O yorumu yapmak şu an doğru olmaz. Bu arada ürüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir oyun bilgisayarı değil. İş bilgisayarı. Günlük işler için kullanılacak bir bilgisayar. Bu arada videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.